Rovanş kanalının objektif içeriğine hoş geldiniz. Bravo. Bunu yapmanın amacını sorabilir miyim hocam? Merhaba hocam. Ne haber hocam? Yani biliyorsun keyifteyiz bugün. Allah'ıma şükürler olsun. Yüce Beşiktaş'ımız yine kazandı. Evet hocam. Yine kazandı çünkü 3 haftadır kazanıyor Şenol Güneş'le ama sen başlardın. 18. haftanın Konya Spor Beşiktaş mücadelesini Ozi hocam ve ben kendi tarzımızla. Tabii. Nevi şahsına münhasır mı? Olur, o da uyar. Kime almış oluruz peki? Kime? Bülent Ersoy'a buradan selamlar olsun. Yorumlayacağız. Başladık. Bak dakika 1, gol 1. Ozi hocam bugün golcü konumunda herhalde. Senden ufak hemen Beşiktaş'ın oyununu sadece. Bak, sadece oyun. Tamam. Kişilere girmeden oyununu. Şahısına oyununu tamam. İstiyorum hocam. Oyunu derken yani Beşiktaş bir oyun mu çevirdi hocam burada? Bunu mu demek istiyorsun? Beşiktaş oyun çevirmez, Beşiktaş'a oyunlar çevrilir. Bunu da biliyorsun yani. Şimdi Beşiktaş ilk yarıda durgun bir maç oldu zaten. Çok böyle bir atak göremedik. Beşiktaş'tan çok efektif şeyler göremedik. Efektif. Şanssız da bir Konya golü. Konya'ya yakışır bir gol. Çünkü oyunu yorumluyoruz hocam. Evet. Buradan Konyalılar hocam. Konyalılar başkasına bastırma gol. Konyalım gülüm. Yürü yavrum. Evet hocam hemen oradan. Evet, maçı değerlendiriyorduk. Arkadaş öyle diyordu. Konyalı'dan başkasına bastırmıyor şu an. Yani güzel bir maç oldu. İkinci yarısı özellikle hareketli bir maç oldu. Top bir o kalede bir bu kalede. Orta sahalar rahat geçildi. Evet. Onun haricinde Beşiktaş, Şenol Hocam'ın da yaptığı değişikliklerle beraber galibiyeti daha çok isteyen taraftı. Konya Spor'da kontra ataklarla birkaç pozisyon buldu. Mert de ilk dakikada yediği golün o mental durumunu üzerinde fazla tutmadı. 6 tane de kurtarışı var sanırım, yanlış bilmiyorum. Güzel geldi. Bir şey soracağım. Takipçilerimizden çok kritik bir soru. Özellikle bunu sana sormamı istemişler. Mert Günov'a geldin diye söylüyorum. Yoksa ben bu soruyu güzel hoş karşılamıyorum. Tamam, hoş değil. Hoş bir soru değil ama takiplerimizin başımızın üstünde yeri var. Tabii, tabii. Yazılarsa soracağız hocam, kusura bakma. Mert Günok maçı vermiş midir diyor hocam, satmış mıdır diyor. Kıvırmadan cevaplasın. Kıvırmadan cevaplasın. Mert Günok'un yani takipçimiz olmasa bu soruyu sen soruyor olsan senin ciddi anlamda karakterinden soru işareti. Yani sen şu an yani takipçilerin karakterini sorguluyorsun. Yok, hayır. Hocam bu Rovanş kanalının misyonuna, vizyonuna yakışmayan bir kelime. Ya hayır tabii ki. Seni buradan kınıyorum. Özür dile. Şimdi özür dile hocam. Özür dile. Satılmış sen diyen veya da maçı satılmış düşünen sana soru soruyor. Video atsın. İbrahim Bey paylaşacak onu. Hı-hı. Bize bir video atsın. Hocam İbrahim Bey demiş ki yok. İbrahim Bey'in paylaşımlarını nasıl buluyorsun? Rovanş RVNS'e bir fevkaladenin de fevkinde yine. Bravo hocam sana ya. Buradan Bülent Hanım'ı tekrardan almış olalım. Fevkalade'nin fevkinde. Hocam. Gerçekten çok canlı tutuyor. Canlı sosyal medyayı kullanım açısından. Beğeniyoruz. Evet. Yani bir Şenol Güneş değil. Tabii. Takipçimizin de o zaman yorumunu RVNS Spor'dan, Instagram'dan bize atsın. Evet. Bekliyoruz onu. Eğer katılmıyorsa da sana bir şeyler söyleyebilir. Ben saygılıyorum. Tamam. Objektifiz. Ben de bir şey söyleyeyim. Beşiktaş ve Konya Süper Lig'e yakışır top oynadılar. Orta saha yoktu. Geçiş oyunları, hızlı, hareketli. Hakemlik bir şey göremedim ben fazla. Yani keyif veren bir futbol vardı en azından. Yani Konya, Beşiktaş hani böyle sıkılmadım seyrederken. Konya birkaç sene önceki Konya gerçekten evet, can sıkıyordu yani. Aynen. Yani sıkıyordu. Güzeldi anladın mı? Akta oyun. Evet. Ulan şimdi gol olacak, olacak mı, olmayacak mı kurtarışta. Gayet güzeldi. Konya yenebilirdi, Beşiktaş tabii yenebilirdi. Berabere bitebilirdi. Beşiktaş yendi yani. Evet. Güzel bir maç oldu ama. Pozisyon çok harcadı iki takımda. Evet. Daha çok gollü böyle 3-2, 3-4-3'lük bir maç da olabilir. Konya bir de hani kontra ataklarda da öyle 5-6 kişi çıktığını ben görmedim. İşte Çekici çıkıyor, Bitici çıkıyor. Çekici hani çok güzel işte Cilerme çıkıyor falan. Evet. Hani böyle 3 kişi çıkıyorlar. 3 kişi çıkmasalar arkayı götürecekler yani. Yani Beşiktaş'ın, yani bakalım takipçimizden böyle bir kendi bir sorum var, onu sorayım o zaman. Beşiktaş böyle bir orta saha ve stoperle çıkmasına rağmen orta sahanın yok sayılışı Beşiktaş tarafından. Ve ilk yarıda öyle bir durum yoktu tabii. İkinci yarıda yine vardı. Yok birazcık. Yani Stais Josef orta sahasını bana yani nesini açıklayabilirsin hocam? Ya ben açıklayamazsın. Şimdi bunu açıklayamıyorum ama işte yedeklere bakıyorsun. Yedekler de çok yetersiz. Burada bakıyorsun şimdi Necip Uysal biliyorsun emekliye ayrıldı. Evet. Beşiktaş yetersiz bir takım mıdır?
Yok, kadro anlamında yetersizlikler mevcut ama devre arasında yönetime büyük iş düşüyor. Özellikle orta saha, forvet, sol bek, sol kanat. Bayağı gerçi geriye bir şey kalmadı. Yetersiz takım. Yani gerçekten evet, takım biraz yetersiz, doğru söylüyor gibi. Yani nasıl yetersiz? Beşiktaş yetersiz değil ama bak takım yetersiz diyorum, tamam mı? Bana bak çok hocam burası oryantal show mu? Kim? Hocam ben bilmiyorum, biraz daha sene gelebilir buraya. Hocam sorusu ikidir soru soruyorum, bana yuvarlak cevaplar veriyorsun. Bu arada yine evet, gerçekten İbrahim Bey'in yine bir icadı mı? Mucidi mi diyelim? Teknoloji ikonu. Kıvrımlı falan. Soruma düzgün cevap ver. Saiz. İhtiyaç durumunda butona basabilirsin. Saiz ve Josef orta sahası. Şenol Güneş ne düşünmüş olabilir? Konya'dan korktu mu? Ya. Şenol Güneş Konya'dan korktu mu hocam? Ya, orta sahadan çıkması Şenol bu. Şenol Güneş kimseden korkmaz. Her gittiği yerde de saygıyla karşılanmaz. Çünkü Fenerlilerin ciddi bir düşmanlığı var. Saygıyı hak eden tabii ki de sonuna kadar. Hocamız. Tabii. Türkiye'de dünya üçüncülüğü kazandırmış bir hoca. Fatih'in jenerasyonu. Başka hiçbir hocanın böyle bir başarısı yok. Bunun da altını çizelim. Evet. Bunun haricinde bu kalemin elimde kaldı. Birazdan birine kulağına falan saplamayalım. Ne diyordun sen? Hocam boş ver. Gereksiz bir tur ama bir sorumuz var hocam. Ekipten gelen bir soru. Bu soruyu soracağım. Sana kimin söylediğini hatırlayabilirsin zaten. Zaten çok yani 26 kişilik bir ekip olmadığımız için. Josef gitmek mi istiyor? Deplasman maçında ağlayarak çıkan Josef bugün kalmak mı istiyor? Çok karışık bir soru sormuş. Şimdi şöyle. Josef'in amacı ne? Yani ağlıyordu. Josef çok duygusal biliyorsun. Evet. Yani burada bir taraftar girdi sahaya, bir şeyler oldu. Orada ağlayarak röportajlar verdi vesaire. Onun haricinde maç öncesinde de The Last Dance diye bir paylaşım yaptı. Böyle üzgün bir ifadeyle. Ama o ifadeyi ben anlamadım. Gitmek mi istiyor yoksa... Çünkü biliyorsun Yüce İsa ile arası çok iyi. Öyle mi? Tabii seviyor yani bu dini sohbetleri vesaire. Katıldınız mı hocam dini sohbeti hiç? Çok. Var mı? Tabii. Neyse şimdi boş ver yani. Semerkant TV'ye şey dönmesin yani. Ondan sonra... ya hep abi bak kafamı karıştırıyorsun. Bir şeyi bağlamaya çalışıyorum. Hocam kalmak mı istiyor? Sonuç olarak Josef Beşiktaş'ın çocuğudur. Beşiktaş'ın sahada vücut bulmuş halidir. Kadıköy'de, arenada her yere girip çıkmıştır. Hocam size yaptıklarını unuttun herhalde Fener'deyken. Ne yapayım? Josef. Ya Josef işte bak adam saygı duyuyorum ona. Galatasaray'a gitsin Galatasaray'da da aynı özveriyle oynasın. Evet. Aynı şeyi sahiplensin. Kaldırsın. Anladın mı? Tabii. Yani böyle oynasın canımı yesin yani, anladın mı? Yani kalmak kalıyor istiyor. Kalıyor Josef işte. Ben onu... Ve Gorton Foy'u. Yalnız görüyorsun Beşiktaş'ın Şenol hocam santraforları parlatıp parlatıp gönderiyor. Hocam.